Play with shields made of stone, share our dreams and sit our thrones, be still. Şimdi Renata'yı almışım ve oynamış gibi yapacağım. Şimdi pasifi şöyle. Renata'nın normal saldırıları düşmanları işaretleyecek. İşaretledim ben. Siz de saldırınca işareti tüketiyorsunuz. Ekstra hasar veriyorsunuz. Q'su çok detaya girmeden anlatayım. Robotik kolumdan bir füze geliyor. Düşmanı isabet ediyor. İlk düşman stunlıyor arkadaşlar. W'su kurtarma diye geçiyor ve çok farklı bir yetenek arkadaşlar. Takım arkadaşım hareket hızını ve saldırı hızını arttırdım. Burada bir şey yok. Müttefik yani takım arkadaşımın yayından kaldırılırsa güçlendirmenin süresi yenilenir. Bunda da bir şey yok. Ama takım arkadaşım ölürse 3 saniyeliğine diriliyor. 3 saniyede ne yapıyorsan yap aga. Sadakat programı yeteneği, E yeteneği yani. Renata müttefikleri yani takım arkadaşlarımı koruyan, hasar veren ve düşmanları yavaşlatan birkaç füze ateşledim. Füzeler onun etrafında bir AOE olarak kullanılabilir veya aynı etkiyle maksimum menzilde bir patlama ile bir füzeye yüklenebilir. Okuyorum, bunu anlamadım pek. Ve ultim, ben düşmanları çılgına çeviren bir kimyasal bulutu gönderiyorum. Vurulan tüm düşmanların saldırı hızları artılır ancak etraflarındaki her şeye saldırmak zorunda kalacaklar. Yani bir nevi deliriyorlar. Hani farklı yerlere saldırıyorlar aslında ateş. Timon'un bir saldırısı vardı. Kör ediyordu. Ateş edemiyorduk. Bunun farklı versiyonunu bir anladım ben. Düşmanları deliye çevirip farklı yerlere ateş ettiriyor. Çok özgün bir şampiyon geliyor. Yetenekleri anlatmaya çalıştım. Dilim döndüğünce zaten görseller olarak gelecek 17 Şubat gibi 12.4 yamasıyla göreceği çıkacak. Öyle düşünüyorum. Görsel olarak da bakacağız. Ben anlatması çok zor gerçekten. Umarım anlatabilmişimdir. Görsel olarak desteklenmeyince biraz gerçekten zorlandım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olup like atmayı biliyorsunuz. Unutmuyorsunuz.